Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Alt kapıdan buraya gelene kadar tam 12 tane saydım. Ne saydın? Rus güzeli. Ceset saydım, ne sayacağım? Büyük badire atlatmışsınız. Geçmiş olsun. Keşke biri de bizi arasaydı. Fırsat olmadı. Belli. Maşallah. Havai fişek atar gibi mermi atılmış. Sen beni sorguya çekmeye mi geldin ya? Ders vermeye mi çalıştın sen? Ne dedin sen ya? Normalde seni önde, bütün aileni arkanda kelepçeler götürürdüm. Biliyorsun değil mi İskender? Ama yapmayacağım. Sen bana yardım edeceksin, ben de sana yardım edeceğim. Benim bir alakam yoktur. Evin Bodrum merkez mezarlığına dönmüş. Ne alakan yoktur? Ya o Rus çocuklar evime saldırdı. Ne yaptım ya? Kendi evimi kendim korudum. Ne yapayım yani? Dünkü gece kulübü saldırısıyla da alakası yok yani. Hayır, orada ölenler de Rus. Bunlar da Rus. Ya benim işimi bilirler, bağlantımı bilirler. Benim işime çökmeye kalktılar. Ben dedim, ne yapıyorsunuz ya? Ne oluyor ya dedim. Anlamadılar. İşte sonuçta budur ya. Ha bak da benim kaç tane canım gitti. Al say bak ya. Valla başka bir şey bulursa boynum kıldan incedir. Gözünü seveyim ya. Ya bırak beni yani. Diyeceğim başka bir şey yoksa gideyim. Çocuklar kıyamet koptu sana ya. Onları bir sakinleyeyim. Çoluğu çocuğu başka yerde sakinleyeceksin İskender. Burası artık olay yeri. Ekipler gelir şimdi. Biz girebilirsin diyene kadar da ev kapalı. Artık sen bize müsaade edeceksin. Neye müsaade ediyorsun? Neye müsaade edeceğim? Ya burası benim evimdir, barkımdır ya. Ben dışarı çıkarsam yine saldırırlar bana. Her işin bir raconu vardır İskender. Senin işinin de, benim işimin de. Ben öyle olacak diyorum, öyle olacak. Zorluk çıkarma. Şimdi seni ve adamlarını alacağız, emniyete gideceğiz. İfadenizi verirsiniz. Sonra sen savcıyla konuşursun. Artık o senin bırakır, bırakmaz ben bilmem. Ben çocuklarımı, torunlarımı, ailemi güvenli bir yere götürmeden hiçbir yere gitmeyeyim. Sen bile götüremezsin. İyi. Tamam. Seç bir otel. Yerleştirelim aileni. Ben de otelin her yerine polis koyayım. Anlaştık mı? Anlaştık. Musa! Mantar mı olmuş sen? Ha, mantar. Var mı bildiğin bir çaresi? Var. Ama söylemiyorum. Çünkü sen sözünde durmuşsun. Biz ne konuştuk seninle el sıkışırken? Ha? Sen bana yardım edeceksin. Ben de sana. Sen şimdi gelmiş burada iki saattir aynı şeyleri tekrarlayıp tekrarlayıp duruyorsun. Ne yapayım ben ha? Sen söyle ya, ne yapayım ben? Beraatimi ver. Sal beni gideyim. Bodrum'un her yerinden ceset topluyorum ben. Yoksa sen işini sevmiyor musun? İnsanın sevmediği işi yapması çok kötü ya. İstifa et ya da şikayet etme. Şikayet edeceğim. Çünkü her şey seninle başladı. Önce sana çalışan üç adam. Bak, buraya bak. Sonra oğlun. O kazaydı. Ya bırak. Ben kaç senedir bu işi yapıyorum, haberin var mı senin? Ha? Kazaymış. Kaza ha? Ulan ne zaman bir ipucu bulsam, elime sağlam bir delil geçse, her seferinde önümü tıkadılar. Bir bakıyorum, karşımda senin oğlanlardan biri. Ha bir de öyle güzel delil gizliyorsunuz ki. Yemin ediyorum Amerikan filmlerinde yok sizdeki numaralar. Bak babacığım, kovboyculuk bitti. Adamlar senin evinin içine kadar girmişler. Belli ki çözemiyorsun. Yardım et, ben çözeyim. Sen ne bilirsen ki ne çözeceksin ya? Adamlar Rus'tur. İşime çökmeye kalktılar. Ben hayır deyince de... Ne peki senin işin ne? Ha? Bir söylesene işin ne, onu da bilelim ya. Neyine çökmeye kalktılar bu adamlar senin? Çiğ köfte dükkanına mı? Köfte mi yoğuracaklarmış? İkram ettim. Sevmediler, acı geldi. Ya bilmiyorum sen ne iş yapayım ben ya? Ha, ticarettir, gemiciliktir, deniz üstü, deniz içi, dışı bir şeyler işte. Gemicilik, ticaret, bir şeyler, bir şeyler. E'si?
Ben hayır deyince benim aileme, evime kurşun yağdırdılar. Sen o zaman neredeydin? Neredeydin o zaman Sargun sen? Baş yoksa İsko. İsko'yu tutun. İsko'yu tutun. Onlar ya. Onu sana kim tutacak? Sen kim? İsko yeter ya. Bu kadar mı söyleyeceklerin? He, bu kadar. Yok. Kurbanın olan benim bıraksal gideyim bak. Gözünü seveyim. Benim ailedir, çoluktur, çocuktur. Hepsi otellerde çaresizdir. İyi. Yalnız o iş öyle olmuyor. Berat dedin ya, o iş öyle olmuyor İsko Bey. Savcının karşısına çıkacaksın. Verirse beraatim o verecek. Mahmur Bey, biz adaletten kaçan insanlar değiliz ki. Kimin karşısına çıkacaksak onun karşısına çıkalım. Memur Bey, haydi götür beni. Buyurun İsko Bey, randevunuza geç kalmayın. Savcı Bey sizi bekler. Au, çayın zaten kötüdür. Muhabbetin pistir. Bir dediğin bir dediğini tutmayın. Muhabbet arıyorsan pavyona gideceksin. Burada soru cevap. Heh, hadi gidelim. Evet. Mahkeme kararını vermiş, savcı beni savmış. Sen niye savmışsın ya? Ya bir dur. Tamam anladık, muhabbetimiz pis. Ama bak, sana börek aldım. Şunları gömelim beraber, o ara bir iki soru sorarım. Cevaplarsın, olmaz mı ya? Senin elinden kabuklu ceviz yemem ben be. Bütün gece düşündüm, taşındım, karar verdim. Benim sana söyleyecek bir şeyim yoktur. İlle 7/24 kendini gözetleteceksin değil mi İskender? Ulan ister 24 saat, ister 365 gün, ister 10 yıl. Ulan o senin bileceğin iş ama ben burada daraldım ha. Vallahi psikolojim bozuldu ha. Delirtmeyin adamı. Salın beni ya. Bu niye hala burada oğlum? Müdürüm, şimdi İskender Bey'i biraz yorduk ya. Dedim bir ikramda bulunalım, ondan sonra yollarız evine. Müdürüm. Benim karım, çocuklarım, torunum nerededir? Hepsi evine git bırakıyor ekipler, merak etme. Güvendeler. Ha iyi. O zaman gideyim ben. Bana bak sen komiser. Bu ayak mantarı için sarımsağı güzelce dövüşsün, macun kıvamına getirirsin, ayağına sürsen. Sonra bekletirsen, arkasından sirkeli suyla yıkıysan. Ha? Vallahi çok iyi gelir. O da olmadı. Bak zencefili gelir, yoğurt gel, zeytinyağı. Bunların hepsini getir. Ha, karbonatlı şey koy. O da olmadı. Bırak bu ayakları zaten. Dur lan dur. Bir sakin ayağı. Sok onu yerine. Her taraf polis kaynıyor lan. Pardon abla, kusura bakma. Dalmışım. İçim geçmiş. Seni ne zaman saldılar? Dün gece. Çapraz sorguya girdin. He. Beni sattın. Allah olur mu öyle şey? Niye satayım seni? Zaten bir şey sormadılar adam akıllı. Evrak yürek. Vallahi sabaha kadar seni bekledim. Aferin lan. Hı. Aferin. Alexander'dan iz var mı? Yok. Korkmaz da Metin'den de yok ama. Hepsinin kuyruğunu tutacağım, birbirine bağlayacağım ama sırayla. Şimdi sessiz olmak lazım. Sarp komiser bizi dinleyin. Nefesimizi sayın. Sen de dersen öyle yapalım. Hadi şimdi eve gidek. Bizimkileri bir sakinleştirek. Ay yolda bir yerde dur. Canım nasıl bir börek ister.
Nasıl bir börek istedim, öyle şey olamaz ya.